Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. KPSS İktisat Deneme 5'in çözümlerini gerçekleştiriyoruz. En son 16. soruyu bitirdik. Şimdi sırada 17. soruyla başlayan bir videomuz olacak. Ve 17. soru gerçekten oldukça güzel bir soru. Ardından bunun gibi güzel sorularımız var. Diğer sayfada da yine makronun 24. sorusuna kadar makro ile ilgili sorularımızı çözeceğiz. Ve ardından diğer videoyla para banka ve uluslararası iktisat diğer kalkınan büyümenin diğer videolarda çözümlerini gerçekleştireceğiz. Şimdi çok şahane olan 17. soruyla arkadaşlar başlayalım. Diyor ki nominal para arzı sabitken, para arzımız nominal para arzı sabit. Fiyatlar genel düzeyi azalırsa LME eğrisi ve AD eğrisinde yaratacağı etkiler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Oldukça gerçekten ilginç arkadaşlar bir soru. Şimdi nominal para arzı sabitken fiyatların azalması bir kere neye yol açar? Nominal para arzını yazıyorum. Peki fiyatlara bölersek reel para arzını buluruz. Öyle değil mi? Peki fiyatlar azalırsa mevcut nominal paranın satın alma gücü ne olur arkadaşlar? Artar. Sanki piyasaya para sürülmüşçesine etki yaratır bu etki. Para bollaşır. Peki paranın bollaşması faizleri arkadaşlar düşürür. Yatırımları arttırır. Yatırımları arttırması demek AE'nin de artmasına yol açar. Bu da gelir arkadaşlar yükseltir. Çünkü ne kadar harcama o kadar gelir. Şimdi dikkat ederseniz LME üzerindeki etkiyi tartışalım. LME para piyasasıydı hatırlayacak olursanız. Ve dikey eksen nominal faiz yatay eksenli reel gelir vardı. LME ise aksi belirtilmedikçe pozitif eğilimliydi. Şimdi fiyatlar düşüyorsa nominal para sabitken reel para arzı artar. Reel para arzı artmasının etkisi şudur. Piyasadaki para miktarı bollaşır. Bu yüzden de LME eğrisi arkadaşlar paralel bir şekilde LME1 olarak sağa doğru kayar. Çünkü LME'nin sağa kayması genişletici para politikasıydı. Ya da piyasadaki para miktarının bollaşması demekti. LME'nin sola kayması ise daraltıcı para politikasıydı. Ya da piyasadaki para miktarının daralması anlamına gelirdi. O zaman bu durum arkadaşlar bir kere LME'yi sağa kaydırıyor. O zaman hemen LME'yi sağa kaydıran pozisyonlara bakacağız. Şimdi yeri gelmişken bir de AD'yi arkadaşlar düşünelim. Çünkü AD eğrisi üzerindeki etkiyi de tartışmamızı istiyor. Şimdi AD'de şu var ilginç. Şimdi şöyle çizecek olursak bak şimdi. Burası I, burası Y. Peki IS eğrisi arkadaşlar böyle. LM eğrisi böyle. Denge var mı? Var. Peki hemen AD'yi de alt tarafta oluşturuyorum. Çünkü IS LM bileşimiyle AD eğrisi oluşuyor. Peki şöyle iniyorum. AD'yi de böyle çiziyorum arkadaşlar. Bakın AD'nin dikey ekseninde fiyat var. Ve değişiklik de, sorudaki değişiklik de arkadaşlar fiyatla ilgili. Dolayısıyla bu politikanın LME üzerinde etkisi vardır kaydırma bakımından ama AD'yi kaydırma bakımına etkisi yoktur. Çünkü fiyat değişikliği var. Bak fiyat azalışı var. Üstelik bak şimdi az önceki yaptığım ilişkiyi burada realize edelim. Fiyatlar düşünce reel para arzı artıyordu. Reel para arzının artması da LME'yi sağa doğru kaydırıyordu. Peki LME'nin sağa doğru kayması ne anlama geliyor? LME 1 yapıyor. E dengedeyken bak buradayken denge. E1'de denge oluyor ve faiz oranı düşüyor ve reel gelir arkadaşlar artıyor. Yani fiyat değişimi LME'yi sağa kaydırırken fiyat düşüşü özellikle AD eğrisi üzerinde hareketi arkadaşlar yol açıyor. Dolayısıyla AD'yi kaydıran bir etmen değil. Cevabı burada biz 17A olarak vermişiz. Ama 17A değil arkadaşlar haberiniz olsun. Peki o zaman bir bakalım. Bir kere reel para arzı artarları seçeceğiz. B gitti, C gitti. Aynı zamanda azalır dediği için başka bir şey gitmedi. Peki reel para arzı artar LME sola demiş. LME bir kere sağa kayıyor. D gitti. A şıkkında LME ve AD sağa kayar. LME'nin sağa kayması doğru ama AD sağa kaymıyor. Eğri üzerine harekete yol açıyor. Ve E şıkkına bakın. Reel para arzı artar. LME sağa kayar. Ve AD eğrisi üzerinde aşağı doğru hareket olur. Çünkü fiyatlar genel seviyesi düşmüştür. Dolayısıyla şurası soruyu çözen ve gerçekten sınavda çıksa harika diyeceğim sorulardan bir tanesi. Buradan da E'yi arkadaşlar
Doğru cevap olarak seçerim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok güzel bir soru. 18. Para talebinin sadece spekülasyon güdüsüyle talep edildiği bir ekonomiye ilişkin. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi para talebinin spekülasyon amacıyla talep edilmesi demek aslında şunu ifade ediyor. Likidite tuzağını ifade ediyor. Likidite tuzağı. Yani LM yataykenki durumu ifade ediyor arkadaşlar. Peki bu durumu biz Keynes'de şunu anlatmıştık. Likidite tuzağı varsa faizler minimum. Para talebinin faiz destekliği, özellikle spekülasyon amaçlı para talebinin faiz destekliği sonsuz. LM'nin eğimi sıfır, esnekliği sonsuz, yatay. Ve likidite tuzağında para politikası etkisiz, maliye politikası arkadaşlar etkili, genişletici maliye politikasından bahsediyorum. Peki o zaman spekülasyon güdüsüyle para talep etmek demek, haşın para talebinin faiz destekliğinin sonsuz olması demek. Ve LM'yi de arkadaşlar şöyle çizecek olursak, bak burası LM, burası İ, burası da Y, IS dengede, bu IS eğrisi. IS'yi sağa kaydıran her politika özellikle ki tuzağında işe yarar demiştik. O zaman bir bakalım hangisi doğrudur diyor. Kamu harcamanın azaltılması gelir düzeyini etkilemez. Kamu harcamanı azaltırsan IS sola kayar, gelir düzeyi azalır arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış. Reskont oranları düşürülürse LM'sel yani para piyasası açısından bir analiz. Gelir düzeyine etkide bulunmaz çünkü LM hareket etmez likidite tuzağında. Dışlama etkisi sıfırdır arkadaşlar, fazladır demiş gitti. LM dikken dışlama etkisi vardır. Peki IS eğrisi yatay eksene paraleldir, hala LM eğrisi yatay eksene paraleldir gitti. Bakın şimdi D'ye bakın. Vergi oranlarının düşürülmesi genişletici maliye politikasıdır. IS'yi sağa kaydırır. Ve gelir düzeyini bu durum arttırır. İşte bunlar arasında tek doğru cevabın arkadaşlar D şıkkı olduğunu rahatlıkla görebilirim. Peki 18'i çözdük arkadaşlar. Sıra 19'da diyor ki dışa kapalı bir ekonomide C 450 artı 0.8 Y'de. Yani tüketim fonksiyonu vermiş. Transfer harcamalarındaki X birimlik artış sonucu denge gelir düzeyi 5000 olduğuna göre X kaçtır diyor arkadaşlar. Yani ne yapmış biliyor musunuz? Çarpanı tersten sormuş. Denge gelir düzeyini de tabii burada ifade etmiş. Peki nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Delta Y gelirdeki değişiklik KTR transfer çarpanındaki çarpan kadar çarpı transfer harcamalarındaki değişikliklere bağlı değil mi? Peki gelir değişikliği ne kadar? 5000 olmuş. Peki çarpanı birazdan bulacağız. Bize transfer harcamanındaki x birimlik değişimi soruyor. Yani delta tr kaç diyor. Peki şurayı hesaplamamız lazım. Peki transfer çarpanı neydi? C bölü 1 eksi c. Ki c arkadaşlar 0.8. Peki 0.8 bölü 1 eksi 0.8 0.2. Doğru hesapladık değil mi? Evet. Buradan demek ki çarpan arkadaşlar 8 bölü 2'den 4 yapıyor. Peki 4'ü kaç birimlik otonom transfer harcamasıyla çarparsam 5000 yapar? Tabii ki de cevap arkadaşlar 1250 yapıyor. Yani aslında soru size şunu soruyor. Transfer çarpanını biliyor musun? Ve küçük c'nin nasıl elde edildiğini biliyor musun? Zaten c 0 artı c çarpı yd olarak ifade etmiştik makroyu anlatırken. Oradan da hemen çarpanı buluyorsun ve 5000 liralık bir değişim oluyorsa transfer harcaması ne kadar olur? Çarpan 4 ise 1200 lira olur. Bu arada transfer çarpanı c bölü 1 eksi c. Yani vergi çarpanının eksilisiz hali. Eksiyi kaldırdıktan sonraki durumu arkadaşlar olarak değerlendirebiliriz. 20. ISLM analizine göre maliye politikasının etkinliğine ilişkin yukarıdakilerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Doğru olanı seçin diyor 20. soru. Yatırımların faize duyarlılığı azaldıkça maliye politikası etkinsizleşir. Bir dakika şimdi. Yatırımların faize duyarlılığı B kas sayısı değil mi? Ve B kas sayısının azalması demek IS'nin dik hale gelmesi demek. Doğru değil mi? Peki IS dik hale gelince ne oluyor bir bakalım. Şimdi IS böyleykenki durumuna bakalım. Bir de IS arkadaşlar böyleykenki durumuna bakalım. Tabii LM'yi de bu şekilde çizmemiz gerekiyor. Doğru değil mi? Mesela İ burada ve Y burada olmak kaydıyla
Mesela ISA'yı arkadaşlar ne yapalım? İstersen LM'yi burada ifade etmek gerekiyor. LM'yi çizmek gerekiyor. LM'yi şu şekilde ifade edecek olursak. Şimdi şurası LM diyelim. Burasını da arkadaşlar LM diyelim. IS böyle. Burası da IS. Bu haliyle değil de IS'ye bir yatay bir dik çizmek gerekiyor. Mesela şöyle yapalım. IS yatay olsaydı LM'de böyle olsaydı ne olacaktı? Mesela örnek verelim. B katsayısı sonsuzken IS yatay. IS'yi hareket ettirmek mümkün değil. Peki IS dik iken, yani yatırımların faiz duyarlılığı azaldıkça diyor ya, yani IS dikleştikçe IS'yi sağa doğru kaydırdığımız zaman etkisinin arkadaşlar arttığını görüyoruz. Çünkü IS'yi sağa kaydırmak bir maliye politikasıdır. Ve dikken yani yatırımların faiz duyarlılığı sıfırken, azalmışken maliye politikasının etkin olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bir yanlış. Yani B sonsuzken maliye politikası etkisiz. B sıfırken ki durumda, IS dikken ki durumda, yani yatırımların faiz duyarlılığı azaldıkça maliye politikası etkili ama bu etkinsiz demiş. Doğru olanı soruyor, bir gitti. Para talebinin geliri duyarlı azaldıkça LM, K bölü H olarak arkadaşlar formülü var. Gelire duyarlılığın azalması demek arkadaşlar LM'nin giderek yatıklaşması demek. Ve LM yatıksa IS'yi arkadaşlar sağa doğru kaydırdığımızda etkisi maliye politikasının artıyor. Zaten tam yatık olduğunda likidite tuzağı oluyor. O zaman da IS'yi sağa kaydırmak genişletici maliye politikasının etkili olduğunu bize sunar zaten. O zaman 2 doğru. Para talebinin faize duyarlılığı arttıkça, H yükseldikçe yine LM'ye yatıklaşır. Maliye politikası etkinsizleşir demiş. Hayır. Likidite tuzağında maliye politikası etkili olur arkadaşlar. O zaman 3'te gitti. Yanlış yani. 1-2-3'ün arasında tek doğru cevap yalnız 2 olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Peki 20. soruyu da arkadaşlar çözdük. Şimdi ilerliyoruz. 21 ile devam edelim. Peki 21 neyle alakalı? İçeridekiler dışarıdakiler teorisiyle alakalı. Bir kere neydi bu teorem? Kısaca arkadaşlar bir geçelim. Yeni Keynesyenler diyor ki ücretle fiyat yapışkanlığı var. Ve ücret yapışkanlıkların nedenleri var. O da içeridekiler dışarıdakiler modeli kapsamında analiz etmiştik. Ne olduğunu da arkadaşlar şöyle ifade etmiştik. Dışarıdakiler daha ucuza çalışmaya meyilli. İçeridekiler daha yüksek fiyattan çalışmaya istekli. Ama firma patronu hala içeridekileri tutma eğiliminde. Niye? Çünkü içeridekiler bilgi, beceri, deneyim konusunda dışarıdakilere göre daha arkadaşlar bilinçli. Dolayısıyla bu da ücretlerde katılık yaratıyor, yapışkanlık yaratıyor ve işsizliğin de tabii ki de artmasına yol açıyor bazı sektörlerde. Özellikle otomobil sektöründe. Peki bir bakalım şimdi hangisi doğru? Arkadaşlar talep diyor ki içeridekiler dışarıdakiler modeline göre hangisi doğrudur? Talebe yönelik değişmeler karşısında üreticinin fiyatları ayarlama süreci açıklar. Hayır. Ücretlerin emek birimi üzerindeki etkisini açıklar. Yani o etkin ücret hipoteziydi. Değil mi? Ne kadar ekmek o kadar köfte. Ücretler ne kadar yüksekse işçi verimliliği o kadar yükseliyordu. Ücret sözleşmenin eş zamanlı yapılmamasını açıklar. Bu koordinasyon yetersizliği olarak geçiyor. İşçilerin fiyat konusunda yanılmasının nedenlerini açıklar. İşçi yanılma hipotezi zaten o yeni klasiklerin arkadaşlar temel taşı. Ücretlerdeki değişmenin işsizliğe teklisinin yavaş olması sorununu açıklar. Aynen arkadaşlar doğru cevabımızın E olduğunu ifade edebiliriz. Aynı zamanda işsizliğin de oluşmasını ifade eden bir etkidir denilebilir. Yani firma patronuna göre içeridekiler dışarıdakilere göre daha arkadaşlar değerli. 22. Otonom vergilerle finanse edilen kamu harcamaları gelire bağlı vergilerle finanse edilmeye başlanırsa aşağı yukarıda hangisi arkadaşlar meydana gelir diyor. Şimdi otonom vergilerle finanse edilen kamu harcamaları derken ne? Şu. Delta G bir kamu harcaması yapıyorsun ve vergilerle finanse ediyorsun. Öyle değil mi? 200 TL yol yaptın. 200 TL vergiyle bunu finanse ettin. Bu denk bütçe. Ve denk bütçe çarpanı basit anlamda 1'e eşittir. Havelma teoremi olarak adlandırılır. Ve bunun da formülünde 1 bölü 1 eksi C vardı. Vergilerin etkisi eksi C bölü 1 eksi C. Zaten topladığımızda 1. Ama
gelire bağlı vergilerle finanse edilmeye başlanırsa, yani T eşittir T0 artı T çarpı Y devreye girerse, o zaman denk bölü çarpını 1 olmaz. 1'den daha düşük bir rakam çıkar. O da şu olur. 1 bölü 1 eksi C yine kamu harcımızı çarpan ama 1 eksi T eklendi. Eksi C bölü 1 eksi C 1 eksi T eklendi. Bunun ikisinin toplamı şunu oluşturdu. 1 eksi C bölü 1 eksi C'ydi eskiden. Bakın şurası Havelma teoremi. Artık bunun altına 1 eksi T geldi. Ve 1'den daha az bir rakam olduğunu bu noktada ifade edebiliriz. Yani gelire bağlı verginin eklenmesi denk bütçe çarpanını mutlak olarak arkadaşlar ne yapacaktır? Azaltacaktır. Bunu ifade ediyor. Peki 23. ISLM modeli kapsamında genişletici maliye politikası uygulanmaktadır. Bu politikaların uygulanma sonucunda oluşacak olayların doğru sınanışı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Çok ilginç bir soru gerçekten. Harika sorulardan bir tanesi. Yani böyle ne diyelim? Özgün soru diyelim. Hani alışılageldik bir soru değil. Peki şimdi ISLM modelini çizelim. ISLM modelini çizecek olursak yatay eksende gelir var. Dikey eksende faiz var. Bu LM eğrisi. Şu da arkadaşlar IS eğrisi. Denge var mı ilk etapta? Denge var. Peki genişletici maliye politikası uygulanmaktadır diyor. Genişletici maliye politikası IS'in arkadaşlar nereye doğru kayması? Sağa doğru kayması. Mesela kamu harcamasının atıyorum 100 birimli olması artması. Peki bu ilk etki olarak neyi çıkartır? Bak şunu çıkartır. İlk önce kamu harcaması 1 bölü 1 eksi C'ye kadar gelirde artışa yol açtırır. Yani ilk önce şuradan şuraya gidişat olur. Bakın görüyorsunuz gelir arttı. Peki gelir artışı para talebini arttırır ve para talebi eğrisi sağa kayar. Para talebinin artmasıyla faizler yükselir. Buyurun. Bak faizler de adım adım artmaya başlıyor. Yani E'den önce E1'e ardından da E2'ye gelinir. Ve durum olarak faizler artmıştır. Gelir de eskisi kadar değildir ama yine de eski duruma göre arttığını ifade edebiliriz. Dolayısıyla 23'ün arkadaşlar doğru cevabın hangisi olduğunu bulalım. İlk önce gelir artarı bulacağız. Faizlerden başlamaz zaten. Gelir arttıktan sonra faizler artar arayacağız para talebi arttığından dolayı. Faizler artarsa yatırımlar azalır. O da gelirin bir kısmını çekecektir geriye. Dolayısıyla doğru cevabın arkadaşlar C olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. 24. Ve bu videonun arkadaşlar son sorusu. ISLM'in sonunda bulunan bir ekonomide mevcut dengesizlik ve bu dengesizliğin çözümü aşağıdakilerden hangisinin doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Bir eğrinin sağ tarafında arkadaşlar her zaman arz fazlası vardır. Bir eğrinin sol tarafında ise arkadaşlar talep fazlası vardır. Bakın IS eğrisi mal piyasası olduğu için hemen IS'yi oluşturayım ben size. Buyurun IS. Burada I var, burada Y var. IS'nin solu derken nereyi kastediyor? Bak bu üzeri A noktası. B'den bahsediyor. O zaman bir eğrinin alt kısmında ya da sol kısmında talep fazlasının olduğunu arkadaşlar ifade edebiliriz. O zaman bu bölgede mal talep fazlası vardır. Peki mal talep fazlası nasıl çözüme kavuşulacak? Şöyle, mal talep fazlası demek arkadaşlar harcamaların az olduğunu ifade eder ve üretimin fazla olduğunu ifade eder. Bu da tabii ki de harcamalar az ise stokların arkadaşlar artacağını, pozitif stok yatırımın olacağını ve harcamanın olmadığını gören firma patronları, stokların arttığını gören firma patronlarının üzüleceğini ve onların üretim yapmayacağını ve gayri safi milli hasılanın azalacağını arkadaşlar ifade eder. Peki hemen bu durumu yorumlayalım. ISLM'in sonunda bulunan bir ekonomide mevcut dengesizlik diyor. Mal arz fazlası, mal talep fazlası vardır. Burada yanlış mı yorumladık? Evet yine yanlış yorumladık. Mal talep fazlası derken ne demek o? Tam tersi AE daha büyük, Y daha küçük. AE daha büyük, Y daha küçük ise arkadaşlar harcamalar bol, üretim az. Stoklar arkadaşlar erir. Stokların eridiğini gören firma patronları üretimleri arttırır. Yani gelir artar. Doğru cevap ben size yazayım. Doğru cevap yok. Faizlerle bir ilişki kuramayız.
faizler LM ile ilgili olması gereken bir etki. Maltaya faizinde AE ve Y ile gittiğimiz için gelir üzerinden bir analiz yapmamız lazım. Doğru cevabı ben size yazayım. Şuraya yazayım. AE büyüktür Y'den. Harcamalar daha büyüktür. Maltaya faizi vardır. Ve harcamalar daha büyük olduğu için gelirin artması gerekir deriz arkadaşlar. Doğru cevap bu. Mal talep fazlası vardır ve gelir artmalı. Yazayım. Mal talep fazlası vardır. Mal talep fazlası vardır. Ve gelir artmalı şeklinde ifade edilebilir arkadaşlar bu durum. Evet, 24. sorunun arkadaşlar çözümüyle beraber bu videoda bitirmiş olduk. Şimdi makro mikro bitti bu soruyla. Şimdi ise para banka, uluslararası iktisatla beraber devam edeceğiz ve deneme çözümümüzü arkadaşlar yavaş yavaş noktalandıracağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar diliyorum arkadaşlar.